Çocuktan pireye. Yine sağlık sorunlarından, onun yanında beslenmeden söz etmek zorunluluğunu duyuyorum. Doktor ilaç davasını çözümledikten sonra ipin ucunu bırakmamışlar. Halkın doktora ilaca düşecek kadar hastalanmaması için de önlemler almışlar. Bizde de sözü edilen hastalanmadan önce koruyuculuğa önem vermişler. Ama bunu da lafta bırakmamışlar. Eğer sabahleyin yedilerde uyanmışsanız kulağınıza ilk gelen ses şişe tıkırtıları olacaktır. O saatte sokaklarda harıl harıl süt dağıtılmaktadır çünkü. Bu işe ayrılmış arabalarca süt şişeleri evlerin önüne bırakılmakta. Önceden oraya bırakılmış boş şişeler toplanmaktadır. Süt bol ve temiz. Adam başına bir iki şişe süt giriyor her eve. Bu kadar bol sütün nereden geldiğini bilmeyenler bile var. Üzümünü yiyip bağını sormuyorlar düzen öyle kurulmuş ki bir günde kovalar dolusu süt veren cins inekler yeterince besleniyor çiftliklerde. Ben de başladım almaya. Her sabah bir şişe sütü odamın kapısına bırakıyorlar. Gayet az tutan haftalık parasını hafta sonlarında ev sahibine tutuşturuyorum. Beş çocuklu bir Türk aileyi yoklamaya gitmiştim. Baktım kapının bir yanında yığınla boş şişe. Öte yanda da bir o kadar dolu şişe duruyor. Hayretimi gizleyemedim bu kadar çok sütü ne edersiniz dedim. Sonra ne ettiğiniz bir yana nasıl para yetiştirirsiniz? Cevapları şu oldu. Biliyorsunuz süt pahalı değil burada. Üstelik çocuklara da 5 yaşına kadar yarı fiyatına veriyorlar. Neden almayalım? Bol bol içiyoruz. Yine kendimi tutamadım. Dedim ki çocuk 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 çocuğa ev çocuğa bahçe çocuğa süt çocuğa kitap çocuğa okul. Eee dedi arkadaşım. Çocuk her şeydir burada. Daha anasını karnındayken onu korumaya başlıyorlar. Çocuğun sağlıklı büyümesi ve yetişmesi için ne gerekiyorsa yapılır. Bilir misin küçük çocuklar için şişe şişe meyve suyu da verir devlet. Millet öyle yararlanıyor ki adam akıllı zengin olanlar bile arabayla gidip bu suyu alıyorlar çocuklar için. Yumurta da pek bol ve ucuz. Et derseniz ona göre hele tavuk eti. Et ete, yumurta da, yumurtaya benziyor üstelik insan ya bizim tavuklar ya bizim inekler diyor. Kendi kendine. Sağlık, beslenme sorunu diye sözü edilebilecek ne varsa uygulamaya geçirilmiş en iyi biçimde. Elle tutulup gözle görülür örnekleriyle karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz. Beslenmede gelişi güzellikten kurtarılmış. Aslında bunların hepsi de birbirine bağlı işler ülkede en az para kazananlar. Bir otobüs biletçisi söz gelişi. Bizim parayla bin liranın üstünde para kazanıyor. İş alanları geniş olduğu için işsiz kalanlar yok. Bu yüzdendir ki 70-80 yaşındaki insanlar bile dipdiri sandığıma göre hayat kırkında başlar sözü de İngilizlerindir. Yaşayışlarını görünce bu sözün haklı bir söz olduğunu kabul ediyoruz.'' Böylece sağlam vücuda sağlam kafa olmak koşuluyla bir nüfus artışı da oluyor. Nüfus bizde de artıyor ama Anadolu kadını dokuz doğuruyor da yaşatamıyor bazen. Bilimin verilerin insanların avucuna kadar geldiğini görünce araştırdım da muska takarak, kurşun döktürerek ya da üzerlik tüttürerek hastalıklardan kurtulma yoluna gidenler olmadığını, böyle bir inanış ve anlayışın da olmadığını öğrendim. Sağlık bakımının ve beslenmenin temizlikle birlikte yürüdüğü gerçek. Temizlenmek de bir sorun olmaktan çıkmış doğallıkla. Makine yapıyor bunu da. Makineleşmek, insanların gereksinimine cevap verdiği ölçüde iyi bir şey. Yaygın olarak evi, barkı, elektrik süpürgesi temizliyor. Sağı solu toza bulamadan. Yerde ne varsa toplayıp yutuyor. Çamaşır makinelerine gelince. Çoğunlukla evlerde var. Evini alamayanlarsa köşe başlarında bulunan daha büyük makinalarda az bir para ile bir sürü kirli çamaşırını yıkayıp kurutuyor. Elektrikleşmek, makinalaşmak bulunan yol bu. Bunlar da birbirine bağlı. Kirin pirenin lafı da yok. Kendileri de. Ama geçenlerde bir pire hikayesi duydum. Büyük söylemiş olmadan onu anlatayım. Bir arkadaşın evinin bir odasında İngiliz bir kız öğrenci oturuyor. Kiracı kız tıp öğrencisi doktor olacak odasına bir pire bulmuş. O da ev sahipleri de şaşırmışlar. Evi temizlemelerini istemiş kiracı kız. Ev sahibi evi ilaçlarken o da pireyi götürüp hastane laboratuvarında incelemiş ve kedi piresi olduğunu anlamış. Ev sahibi Türk arkadaş olanı anlatırken gülüyordu. Yahu bizde olsa kim takar bir pireyi diye. Bazı gelenekler İngilizler bir zararını görmedikleri geleneklerini atalarından gördükleri gibi sürdürüyorlar. Her şeyi birdenbire allak bullak edip değiştirmekte yarar olmadığını öteden beri gözetmişler. İlk günlerde arabaları yolun solunda sürüşlerini yadırgamıştım. Sonra tartılarını da anlamak sorunu oldu. Kilo ölçüsü kullanmıyorlar. Bizim eski Osmanlı okkasına benzer ölçülerle yürütüyorlar tartı işlerini. Yarım kilodan biraz az pound var tartı birimi olarak. 1 bir kilo, 2 kilo dendiği gibi 1 pound, 2 pound istiyorsanız alacağınız neyse. Para işleri de öyle. En büyük paralarına da pound diyorlar ki pound bizim parayla 26 lira tutuyor. Pound'a bizde sterlin de deniliyor. Sterlin ayrıca 20 şilin oluyor. 1 şilin 125 kuruş bizim parayla. Şilin de 12 peni oluyor. En küçük paraları yarım peni. Bizim beş kuruşun karşılığı. Yüz üzerinden para hesap etmeye alışmış bizler için bu parayı kullanmaya alışmak da epey zaman istedi. İngilizlerin para düzeni çok eskiden kurulmuş ve değiştirilmemiş bir düzen. Bundan 70-80 yıl önce basılmış paraları kullanıyoruz her gün. Kral ya da kraliçe değiştikçe yeni basılan paralara yeni gelenin resmini basmışlar. Ama eskileri de kullanmayı sürdürüyorlar. Onun içindir ki eski paralardaki eski kralların resimleri yanında son yıllarda basılan paralarda da Kraliçe 2. Elizabeth'in resimlerini görüyoruz. Paraları yeniden basarken de aynı büyüklükte, aynı biçimde basıyorlar çünkü işleri hep birbirine bağlı olarak ayarlamışlar. Söz gelimi telefon etmek için telefon kutularına peni atmak gerek. Telefon kutularının delikleri özellikle peninin gireceği şekilde açılmış. Yeniden basarken peniyi biraz büyütmek ya da küçültmek telefon kutularının da değiştirilmesini gerektirir. Ondan dolayı peniyi her seferinde aynı ölçüde basmakta yarar görmüşler. Hava gaz ocakları da şilin ya da yarın şilin atmakla çalışıyor. Otomatik çamaşır makineleri, otomatik satış makinaları hep bu paralara göre ayarlanmış. Birini değiştirdiniz mi sil baştan ötekini değiştirmek zorunda kalırsınız. İngiltere'nin yönetim şekline bakınca da aynı tutumu görürsünüz. Aslında İngiltere demokratik düzenle yönetilen bir ülke. Zamanı gelince seçimler yapılır. Hangi parti çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir. Hükümeti kurar ve ülkeyi yönetir. Her çeşit parti de var üstelik. Onlar da muhalefet görevini yaparlar. Lordlar kamerası, avam kamerası olarak çift meclisleri var. Kısaca söylemek gerekirse dünyada eskiden birçok ülkede, şimdilerde bazı ülkelerde olduğu gibi diktatörlük yönetimi, yani bir kralın ya da ona benzer birinin ülkeyi dediğim dedik şeklinde yönetmesi yok İngiltere'de. Ama yine de öteden beri babadan oğula ya da şimdi olduğu gibi kıza doğru sürüp gelen bir krallık var orada. Halen İngiliz kraliçesi işinin başındadır. 2. Elizabeth Demek kraliçeleri de var bir yandan hem krallık hem demokrasi iç içe. Yani ilerlerken geleneğe bağlı kalmak. Belki de millet olmanın temelinde her şeyi çala kalem söküp atmak yoktur diye düşünmüşler. Süs gibi olsa da bir kral bulunduruyorlar başta. Kendilerine zararlı olmayan hatta para birimi gibi değiştirilmesi masraflı bile olan şeyleri değiştirmekle uğraşmanın boş bir uğraşma olduğuna inanmış olmalılar. Bunun yanında ülkenin ilerlemesi, halkın gereksiniminin karşılanması için gerekli önlemleri almışlar. Yasaları ile bunu sağlama bağlamışlar. Yararlı olanı yaratmışlar ve gelenekleri tutarken yeni şeylere kapıları kapamamışlar. Yıkmadan yapmak yoluna gitmişler. Kendi tutum ve anlayışlarına göre budur durumları. İngilizlere muhafazakar demeleri belki bu nedenlerden dolayıdır. Bütün bunlara karşın belki hiçbir şey onlarca da demirin kertiği gibi ille böyle gidecek şeklinde görülmemelidir. Nitekim yıllar ve yıllarca sonra değişen dünya koşulları karşısında paralarının birçok milletin parası gibi yüzdelik sistemine getirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında mecliste bir inceleme açmış olduklarını öğrendim. Değiştirmenin şart olduğuna karar verirlerse pont, şilin ve peninin değerlerinde, belki de biçimlerinde bazı değişiklikler olur herhalde. Gereğine inanınca her şey değiştirilebilir demek. Nişan düğün Nişanlanmada oğlanı vermek için kız evine dünür gitmiyorlar. Böyle bir gelenek yok. Uzun zamandır birbirini tanıyan, nişanlanmaya ve sonra da yaşamlarını birleştirmeye karar veren kız ve oğlan kararlarını sonradan ana babalarına açıyorlar. Ana babaları bu karara karışmıyor. Kız istediğine varmakta, oğlan istediğini almakta tamamıyla serbest. Kızı kendi gönlüne bırakırsan ya davulcuya ya da zurnacıya varır diye bir endişeye yer etmemiş ailelerde. Nişan yapılırken bizdeki şerbet içmeye benzer herhangi bir toplantı yapılmıyor birbirini isteyen kızla oğlanın karşılıklı sözleşmeleriyle tamam oluyor. Ancak birçoğu bunu gazetelerde ilan ederek eşine dostuna duyurmaya çalışıyor. Böylece aradan 6 ay, 1 yıl geçince sıra düğüne geliyor. Geçen nişanlılık döneminde yeni kuracakları evin eşyalarını alabilmek için oğlan para biriktiriyor. Kız da kendine göre çeyizini hazırlıyor. Bu hazırlıklar bittiğinde düğünü yapıyorlar. Yapıyorlar ya Nerede bizdeki gibi davul dövdürüp zurna çaldırarak halaylar çektirerek etlik kesip yemekler yedirerek ve kına geceleriyle meydan güreşleriyle bir hafta süren seymenli yengeli düğünler burada düğün başladığı gün bitiyor. Bu arada eğlence falan da yapılmıyor. Eşlerini, dostlarını çağırıyorlar. Onların da katılmasıyla zaten kısa süren töreni tamamlıyorlar. Düğün gününde neler yapıldığını daha iyi anlatmak için bir arkadaşımı geçen hafta yapılan düğününden söz açmak daha iyi olacak. O gün gelin gelinliğini, güvey güveyliğini giyinerek kiliseye geldiler. Biz davetliler de hazırdık. Ben oğlan tarafının davetlisi olduğum için bizim taraflarla birlikte sağda durdum kilisede. Kız tarafın davetleri de sol yanında yer almışlardı. Güvey ile sağdıcı da papazın yanında. Hafiften müzik çalıyordu. Ork ok denen bir çalgının sesiydi kulaklarımıza gelen derken yanında babasıyla gelinimiz olacak kız geldi. Ağır ağır yürüyerek papazla güveyinin durduğu yere vardılar. Düğün töreni başlamış oldu böylece. Papaz efendi gelenek gereği ortalığa sordu. Bu kızı kim veriyor? Ben dedi kızın babası. Bu bizdeki gibi verdin mi? Verdim. Verdin mi? Verdim. Diye üç kere değil bir kere soruluyor. Bu arada sadıcın uzattığı düğün yüzüğünü alan güveyi onu gelinin parmağına taktı. Ardından da gelini çıkardığı bir yüzüğü alıp kendi parmağına taktı. Papaz da bunları evlendirdim. Artık kara koca oldular dedi. Hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar birbirinize bağlı kalın diye ekledi. Bundan sonra gelin ve güveyi ana babalarıyla Güveyin sağdıcı ve gelinin de en yakın kız arkadaşı ki buna baş yenge diyebiliriz. Yanlarında olmak üzere bir odaya girdiler. Orada papazın huzurunda evlenme defterini imzaladılar. Böylelikle işin hem dinsel hem de yasal işlemi aynı yerde aynı zamanda tamamlanmış ve nikah kıyılmış oldu. Gelin ve güvey törenden sonra birlikte çıktılar. Arkadan da davetler. Gelinin babası evine geldik. Bir kahve içtik, düğün pastası yedik hep birlikte. Gelin güvey çok kalmadan ayrıldılar. Düğün de bitmiş oldu. Güvey arkadaşın önceden söylediği gibi düğün elbiselerini değiştirip gündeliklerini giyerek hemen o akşam balayı için yola çıkmışlar. 15 günlüğüne uzak bir yere gittiler herhalde. Çünkü nikahtan sonra evde kalmaya gerektiren ve yerine getirilmesi şart olan başka gelenekleri yok. Düğünün ilk gecesinde doğacak çocuğun sağır olmaması için bir kadının konuşulanları kapıdan dinlemesi ya da bir başka kadının kapıda bekleyip iş bittikten sonra kanlı çarşafı alarak kız babasına muştulaması geleneği de yok. Yine birisinin elde tüfek bekleyip işin bittiğini duyurmak için tetiğe sarılması da yok. Düğünlerin yapılışı aşağı yukarı ülkenin her yerinde aynı. Dinsel inançlar çeşitli de olsa herkesin düğün geleneği birbirine benziyor.'' Kız babasının düğün günü yenenlere ve kızın çeyizine yaptığı neyse o kadar masrafı oluyor topu topu. Bunun yanında oğlan babası hiç masraf yapmıyor. Oğlan tarafının kız babasına başlık parası vermediği gibi kız tarafı da oğlan tarafına drama şeklinde bir para ödemiyor. Ayaklı kitaplık. Bazı şeyler vardır ki söz edildiği zaman pek üstünde durulmaz da görüldüğü zaman insanı meraka düşürür. İyice dikkatini çeker ve düşündürür. Kitabın okuman öneminden söz açtığımız halkın bol okuyabilmesi için kitaplıklar kurulması, gereğinde gezici kitaplıklar yoluyla kitabın halkın evine kadar götürülmesi hakkında düşünceler ileri sürdüğümüz olur. Bu konuşmaların istenenlerin pratik bir şekilde gerçekten yapıldığını görünce, İnsan ister istemez duygulanıyor. Dünya kadar lafın basitçe uygulanarak halka indiğini, elle tutulur hale getirildiğini gözleriyle görünce insan imreniyor. Londra'da bir gün gittiğim İngilizce kursundan dönüyordum. Oturduğum yer bu koskoca şehrin kıyısında trenden inip de yola doğrulunca sokaklardan birinde büyük bir kalabalık gördüm. Saat iki buçuk sıraları. Çoğunluğu ev kadını kalabalığı. Tekerlekli oda biçimine sokulmuş bir kamyonun çevresini doldurmuşlar. İçine girenler, çıkanlar, kuyrukta bekleyenler. Bir de baktım ki yaklaşınca girenlerin de çıkanların da ellerinde birer ikişer kitap var. Önce düşündüm. Diyelim ki bu bir kitap satıcısı. Ama girenlerde de kitap var. Bu neyse. Derken kafama dank etti. Sakın bu gezici kitaplık olmasın. Havada soğuk mu soğuk? Kitap alıp vermelerini yakından görmek... İçerideki memurla konuşarak çalışmaları hakkında bilgi almak aklıma esti. Kuyruğa girip de öteki okuyucular gibi beklemeye vaktim yoktu. Hem de bu zayıf bedenle soğukta beklemek benim harcım değildi. Onun için bir açık gözlülük ederek girip çıkanların arasından içeri süzüldüm. Bu hareketim için ne diyeceklerini o an düşünmedim bile. Ne göreyim girince Asbaya örgütlü koskoca bir kitaplık sağ tarafta millet harıl harıl kitap seçiyor ve okuyacağı kitabı seçtikten sonra sol taraftaki küçük bölmede oturan memura kaydettirip çıkıyor. Memurlar iki kişi neşe içinde çırpınarak çalışıyorlar alfabetik sıraya göre yerleştirilmiş kartlara alınan ve verilen kitapların işlemini kız olanı yapıyor. Erkek olanı memur da bu kitapları yerleştirme kitap seçmelere yardım etme işini yürütüyor. Kıza göre erkekle konuşmak duruma daha uygun düşecekti. Çünkü kızın başını kaşıyacak vakti yoktu. Türkiye'den bir öğretmen olduğumu, aslında kitap almak ya da teslim etmek için gelmediğimi, yoldan geçerken görüp uğradığımı, çalışmaları hakkında kısaca bilgi rica ettiğimi söyledim. Delikanlı elindeki kitabı yerleştirdi ve "Olur." dedi. Konuşmamızın özü şu: bu ayaklı kitaplık Batı Etkin semtine özgü ve 13 sokak var bölgesinde. İçinde 2000 kitap var. Aşağı yukarı 3000 okuyucusu var bu gezici kitaplığın. Her okuyucu bir seferde birden 3'e kadar kitap alabiliyor. Öyle ki istediğiniz bir kitap olur da kitaplıkta bulunmazsa not alıyorlar ve gelecek sefere merkezdeki kitaplıktan bulup getiriyorlar size. Her okuyucunun elinde bulunan kartlardan bir tane de bana verdi. Bu kartta hangi sokağa, hangi gün ve hangi saate uğrayacakları yazılı. Bir sokağa haftada iki, bazılarını üç kere uğruyorlar. Bazı günler üç, bazı günler beş saat duruyorlar. Uğradıkları yerde bu gelişi güzel değil. Nerede, ne gün, ne kadar kalacaklarını zaptlamışlar hatta kartta. Günü saati gelince sokağa çıkan okuyucu, kitaplığı eliyle koymuş gibi buluyor. Bu gezici kitaplığın Londra şehrinde 50 kadar olduğunu memur söyledi. Bunlar şehrin merkezindeki büyük bir kitaplığın kolları. Memura dedim ki, ben ülkenizin başka yerlerini gezip görmedim. Orada da böyle örgüt var mı yoksa yalnız baş şehir Londra'da mı bu? Dedi ki, başkentte olan şeyin benzeri yurdun her yerinde var. Gerçekten. Sonraki aylarda İngiltere'yi güneyden kuzeye gezdiğimde memurun doğru söylediğini anladım. Okumak için ben de bir kitap alabilir miyim dediğimde oturduğum sokağı sordu ve karta bakarak Bizim sokağa yarından sonra 11'de gelip 1'de ayrılacaklarını ancak o zaman uğrayıp okuyucu olarak yazılabileceğimi ve istersen kitap alabileceğimi söyledi. Nizamda başlarının üstünde. Bu gezici kitaplıkların dışında her semtin asıl kitaplıkları var. Bunlardan birkaçına uğrayıp çalıştığım oldu. Oralardan da bir kart alıp parasız üye olmak koşuluyla herkes evine kitap alıp okuyabiliyor. Basılan kitapların milyonlarca sattığını ve sabahleyin ilk iş olarak herkesin gazetesini okuduğunu, trenlerde, otobüslerde kitabı gazeteyi elden düşürmeyenlerin çoğunlukta olduğunu görünce İngilizlere okuyorlar diyebiliriz. Bundan dolayı olmalı hizmetçilikte bir yeri silip süpürmek işinde çalışan bir kadın bile Sabahleyin işbaşı yapmadan önce yurdunda ve dünyada olup biteni öğrenmiş oluyor. Hükümetin çalışması, işçinin hakkı gibi şu ya da bu sorun hakkında bir soruyla karşılaşınca da karşılığını şıp diye yapıştırıyor. Vatandaşlığını duyuyor ve her şeyi izliyor. Bizde bunlar yok. Bizde milletin okuması, uyanması için çalışanları sorgulamak, tedirgin etmek, ezmek dururken kim uğraşır öyle işlerle? Evliye ev. Dünyada mesken, ahirette iman diye bir söz var ya bizde. Bu sözde önemi gerektiği kadar belirmiş olan konut işinin buradaki durumunu anlatmaya çalışacağım. Yeni geldiğim günlerde bir süre otelde kaldım. Londra'da otel fiyatları ucuzdur diyemem. Bize göre pahalı da. Benim bulunduğum en ucuz otelin geceliği 1 sterlin, 5 sterlindi. Ki bizim parayla en aşağı 35 lira eder. Ama bu ülkenin kurulu düzeni ve yaşam düzeyi içinde göze batmıyor bu. Bizde geceli 4-5 liraya kalınabilen otelin karşılığı oluyor. Aşağı yukarı. Bunun iki misli, 3-4 misli olanlar da var. Onun için özellikle az gelişmiş ülkelerden çalışmaya, bir şeyler görüp öğrenmeye ya da yıllarca öğrenim yapmak üzere doğrudan doğruya öğrenci olarak buraya gelenlerin otelde kalmaları mümkün değil. Ama gide gide bu işte kendiliğinden bir biçime girmiş. Bazı aileler 2-3 odalı evlerinin hiç değilse bir odasını kiraya veriyor. Haftalık olarak ödenen kiraların aylık tutarı bizim parayla 300 lira falan oluyor. Bir oda ayda normal olarak 300 lira getiriyor yani. Evine böyle kiracı alanlar çoğunlukla kiracıya kahvaltıyı ya da kahvaltıyla akşam yemeğini vermek üzere pazarlık yapıyorlar ki o zaman aldıkları para iki kat oluyor. Böyle yemekli kiracı olmayı herkes istiyor ya, yer bulmak zor. Neden istediklerine gelince, bir kere ev halkıyla konuşarak İngilizceyi çabuk ve iyi öğrenmek mümkün oluyor. İkincisi, lokantalarda karın doyurmak da çok tuzluya oturuyor. Arada şunu söyleyeyim ki belli bir zaman için 1-2 yıllığına buraya gelmiş olan yabancılar bizim yufka ekmeği yumurta peynir dürdüğümüz gibi iki dilim ekmeğin arasına yumurta peynir sıkıştırılarak yapılan sandviçlerle gün geçiriyorlar. Yanında kahveden çaydan bir bardak da sulu şey oldu mu tamam oluyor. İşte bu yüzden bir aile yanında yemekli kalmak ne kadar pahalı olursa olsun dışarıda yemek yiyerek yaşamaktan yine ucuza geliyor. Bazı ülkelerin Paris'te yaptırdıkları kendi öğrencilerine özgü yapılardan da yok burada. Hoş, Türkiye Paris'te de yaptırmamış. Bunun için yabancı ülkelerden gelenlerin olsun. İngiltere'nin başka yerinden Londra'ya gelenlerin olsun çoğunluğu. Oda oda kiraya verilen yapılarda kalıyorlar. Buralar ekmeksiz ev içinde bir yatak, sandalye ve masa. Ayda 300, 400 lira kira. Yemeğinizi de isterseniz odanızda kendiniz yaparsınız. Yapamıyorsanız benim gibi dürümle çayla yürütürsünüz. Kirası da bir yana, bir ucundan öte ucuna 100 kilometreden fazla çeken ve içinde 10 milyonun üstünde insan barınan koca şehirde bu odaları bulup yerleşmek de o kadar kolay olmuyor. Şehri dolduran nüfusun büyük bir kısmı yabancı, kum gibi kaynıyor. Afrika'dan tutun Avustralya'ya kadar 5 karanın çeşitli ülkelerinden gelen gelene. Ama İngilizler düzeni kendilerine göre ve kendileri için kurmuşlar. Yabancıların burada iş bulup çalışmaları neredeyse olanaksız. Bunlar 3-5 ay içinde gelseler önce kurslara gidip meramlarını anlatacak kadar İngilizce öğreniyorlar. Bu kurslarda her çeşit insanı görmek mümkün. Bizim sınıfta 20 kişiyiz. Neredeyse her birimiz bir ayrı ülkedeniz. Bizim gibiler için 3 aylık sürelerle açılan kurslara ödediğimiz ücret fazla değil bereket. Kız erkek bu kurslara gidenlerin bir işte çalışanların ucu ucuna bir geçimle barındıkları evler kişilerin doğallıkla tanışıp konuştuklarımdan çoğu en kolay geçim yolu olarak böyle bir ev edinip işletmek istediklerinden söz ettiler ama bu biçim evleri edinenlerin içinde İngiliz olanlar çok az. Şu ya da bu ülkeden gelip yerleşenlerdir bunlar genellikle. Ev kirasını her hafta peşin ödüyorum. Çıkacak olursak bir hafta önce haber veriyoruz. Çıkarılacak olursak da bir hafta önce haber veriliyor. Ondan sonra herkes başının çaresine bakıyor. Londra'da her renkten insan dolu durduğu halde ve özellikle tren ve otobüslerde çalışanların çoğu kara adamlar olduğu halde ev ilanlarında kara adamların istenmediğine de rastlayabiliyorsunuz. Dünya dönse İngiliz İngilizliğini muhafaza ediyor. Çocuklu aileye burada da kolay kolay ev vermiyorlar. İnsanların çocuk sevgisi kadar çocukluya ev verme işleri gerçeği burada da karşıma çıktı. Kiracıyı çıkarmaları da kolay. Hele ev dayalı döşeli olursa yasa gereğince istediği zaman kiracısını çıkarabiliyor ev sahibi. Bu yüzden içinde bulunduğumuz yılda birçok aile Londra'da ciddi konut sıkıntısı çekmiştir. Konut sorunu anlatmakla bitecek sorun mu? Kıyısından köşesinden şöyle bir baktık. Bir gözlemimle bu bölümü bitirmek istiyorum. Geçenlerde bir arkadaş ev arıyordu. Bulduğu evin sahibi sordu çocuğunuz var mı? Arkadaş safça karşılık verdi. Yok ama birkaç ay içinde doğacak. Arkadaşın genç eşi de yanındaydı. Ev sahibi onu göstererek Zaten söylemeseniz de belli. Çocuk doğunca çıkarırım. İsterseniz şimdi oturun." dedi. Çocuk doğunca yeniden ev aramak zorunda kalmamak için oraya girmedi arkadaş. Bereket versin bir başkası. Bizim duvarlar ses geçirmez." diyerek çocuk gürültüsünü aldırmayacağını söyledi ve oraya yerleştiler. Arkası yar